Evet hocam, ne yapıyoruz? Yüksükleri hazırlıyorum. Buna yumurta transferi yapacağım. Arı sütü elde edeceğim. Bu şekilde diziyorum. Yüksüğün yapılışı da önce mama, sonra suya daldırıyorum. Böylelikle donuyor. Donduğu zaman hafifçe yüksüğü çıkarıyorum. Yani oynatıyorum. Tekrar mama daldırıp yapışmasını sağlıyorum. Bakın, mama, erimiş mama daldırıyorum. Suya sokuyorum. Tekrar mama daldırıyorum. Suya sokuyorum. Böylelikle suya sokunca donmuş oluyor. Donanı oynattığımız zaman şu şekilde çıkıyor. Bu da işte yüksek hazır olmuş oluyor. Bir yapıştırma için de tekrar mumla yapışmasını sağlıyoruz ve yapışıyor. Evet. Bu işlemler bu şekilde devam ediyor. Evet hocam. Şimdi bunun ana arasını yumurtalı bir çerçevesiyle alacağım. Poşet kovana koyacağım. Geride kalan mevcutuna yumurta transferi yaptığım yüksükleri sütle doldurmasını sağlayacağız. Bunu alacağım. Anaarıya bakarız sonra. Şimdi şunu alayım. Biraz silkeleyip az bir mevcutuyla sepetiyi. Çünkü bir başka kovanın yerine koyacağım. O kovandan mevcut alacak bu. Onun için bunu bölmüş oluyorum. Evet, yumurta transferini bundan yapacağım. Anaerobik göremedik. Yumurta transferini bundan yapacağım. Bu dursun burada. Bunu alayım. Bu çerçeve biraz bozuk. Ara burada. Zor gördük biraz anahtarı kenarlara saklanmış. Evet, güzel bir anahtar.
Şunu alıyoruz. Hatta bir çıta daha alalım. Bundan yumurta transferi yapacağım. Bakayım. Şundan yapsam. Evet, bundan yapalım. Tamam. Şimdi bunlar yerinde kalsın. Bunlara bir yumurta transferi yapılmış çıta vereceğim. Aldığımız 3-4 günlük bir yumurta olacak. Yani kurtçuk olarak gözükecek. Kurtçuk olan yumurtadan çıkmış kurtçuklardan ana arı yapılabilir ancak. Evet, onu koyduk. Kenarlardan alalım. Görüyoruz. Evet, kurtçu görüyorsunuz. Evet, tekrar gösterelim şimdi bunu. 3 ve 4 günlük olacak. 3 günlük, 4 günlük. Çok daha büyüklerini yapmaz. Onun gözleri bozulur diye korkmayın. Onun gözlerini tamir eden arının kendisi zaten. Bu olmadı. Yumurtamız ezildi. Kurtçuğumuz ezildi. Evet. Onu aldı. Şunu alalım. Oynadı, yerinden oynamasa iyi olacak. Tutturduk. Evet, yüksüklerini kurtçuklarla doldurduğum çıtaları yerleştiriyorum.
yaklaşık 110 tane yüksük var. 110 yüksük orada var. Burada da arı bölmek için hazırlanmış larvalar var. Bunları veriyorum şimdi. Yeterli görürsek alacağım sütlerini. Eğer yeterli görmezsem 1-2 gün daha bekleyeceğim. 6. 7. günde şunu arı sütünü almış olacağım. Bunlar yeni bunlar. Üstüne alacağım. Şunlardan olacak. Kötü sütten zaten emittik. Şunu alacağım. Biraz önceki yumurta aldığım çıtayı veriyorum. Şunu da üstüne alıyorum. Kenar çıtası. Kenara alalım. Pardon, o şekilde şöyle alacaktık. Tamam, bunu alalım diyorum. Güzel oturdu. Şuraya iki tane daha get. Bir tanesi şu karakoğan balı için. Kestane karakoğan yapacak. Bir tanesi de önünü kapatmak için. Evet. Aramızı kata çıkarttık. Bu şekilde rahat çalışacak. Çok teşekkürler hocam. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli severler.